Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Haberlerle karşınızdayız. Sevgili seyirciler, haftanın yıldızları. Anneleriyle birlikte podyumların tozunu attıran gençlerin heyecanını ve Engelliler Haftası'nda düzenlenen en anlamlı programın detaylarını getiriyoruz ekranlarınıza. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgın'ın eşi Hasibe Yazgı ev sahipliğinde Aksaray Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi ve Engelli Anneleri Derneği tarafından Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen programla Engelliler Haftası ve Anneler Günü bir arada kutlandı. Birleşmiş Milletler'e üye 156 ülkede 10-16 Mayıs tarihleri arasında aynı anda kutlanan Engelliler Haftası'nda engelli gençler ve annelerinden defile. Aksaray Belediyesi Engelliler Haftası ve Anneler Günü'nü yine çok özel bir programla birlikte kutladı. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgın'ın eşi Hasibe Yazgı ev sahipliğinde Aksaray Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi Aksaray Engelli Anneleri Derneği tarafından 10 Mayıs Engelliler Haftası kutlandı. Engelliler Haftası ve Anneler Günü'nün birlikte kutlandığı programda engelli gençler anneleriyle birlikte günler öncesinden hazırlandıkları provalarla birbirinden renkli kıyafetlerle podyuma çıktılar. Ağırlıklı olarak gelinlik konseptinde en güzel halleriyle gelinlikleri sunan genç kızlar bir hayallerine daha kavuşmuş oldular. Aksaray Belediyesi tarafından tüm anneler ve hayallerinde engel olmayan annelerle birlikte özel çocuklar için düzenlenen programda oyuncu yazar İclal Aydın da keyifli söyleşiyle birlikte sahneyi çocuklarla paylaştı. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgın'ın eşi Hasibe Yazgı ev sahipliğinde düzenlenen programa katılarak özel çocukların Engelliler Haftası'yla tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgın'ın eşi Hasibe Yazgı, İclal Aydın söyleşisinin ardından ünlü yazara günün anısına plaket takdim etti. Hasibe Yazgı ve İclal Aydın sahnede birlikte Aksaraylı şehit annelerine plaket takdim ederek şehit annelerinin mübarek ellerinden öptüler. Programda ayrıca İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde KETEM'in yürüttüğü Gel Birlikte Sağlıklı Kalalım kampanyasının ödül töreni düzenlendi. Kampanya kapsamında Hayriye Yeşildağ, halk sağlığına yönelik kanser tarama kampanyasına desteklerinden dolayı ödüllendirildi. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgın'ın eşi Hasibe Yazgı, Gel Birlikte Sağlıklı Kalalım kampanyasının yürütücüsü, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Feyza Baydar'a başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür ederek plaket takdim etti. Tüm İl Sağlık Müdürlüğümüze, genelinde Feyza Hanım'a ve Halk Sağlığı'na binlerce kez teşekkür ediyoruz. Çünkü kanser ön taramalarında birçok annemizi yavrumuza kavuşturmuş oldular ve ön taramayla hastalığı tespit ederek daha sağlıklı anneler, daha sağlıklı bireyler olarak geleceği çocuklarımıza bağışlamış oluyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Program Aksaray Belediyesi Müzik Grubu'nun canlı performanslarıyla devam etti. Siyasi partilerin kadın kolları başkanlarından kadın sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine çok sayıda davetlinin katıldığı programda misafirler doyasıya eğlendi. Davetliler bu güzel programdan dolayı Hasibe Yazgı ve Engelli Anneleri Derneği Başkanı Gülay Öztürk'e teşekkür ettiler. Aksaray Merkez Mahallelerinin sorun ve ihtiyaçlarının masaya yatırıldığı olan muhtarlar toplantısı yapıldı. Aksaray Belediyesi Başkan Vekili Süleyman Can Bulut gerçekleşen toplantıda belediye çalışmaları hakkında muhtarlara bilgi verdi, sorularını yanıtladı. 48 mahallenin ihtiyaç ve taleplerini görüşmek üzere Aksaray Belediyesi tarafından organize edilen olağan muhtarlarla buluşma toplantıları Başkan Vekili Süleyman Can Bulut başkanlığında devam etti. 48 mahallenin ihtiyaç ve taleplerinin görüşüldüğü toplantıda Belediye Başkan Vekili Can Bulut, mahalle muhtarlarının her türlü talep ve önerisini dinledi. Belediye çalışmaları hakkında muhtarları bilgilendirerek soruları yanıtladı.
Toplantıda kendi mahallelerinde tespit ettikleri sorunları ve hizmetlerle ilgili talepleri paylaşan mahalle muhtarları hem kendi adlarına hem de mahalle sakinlerinin adına işbirliği ve özverili çalışmalarla sorunları en kısa sürede çözüme kavuşturan başta belediye başkanı Haluk Şahin Yazgı olmak üzere belediye başkan yardımcılarına ve tüm belediye çalışanlarına teşekkür ettiler. Aksaray Belediyesi'nin altyapı bakımından Aksaray genelindeki ana arter caddelerle mahallelerde altyapı ve üst yapı bakım, onarım ve tadilat işlerinde 2018 yılının final yılı olması amacıyla başlattığı çalışmalar yoğun bir şekilde sürüyor. Altyapı çalışmalarının tamamlandığı bölgelerde yıllardır özlemi çekilen, nitelikli üst yapı hizmetlerine ağırlık veren Aksaray Belediyesi'nin sıcak asfalt çalışmaları vatandaşlar tarafından takdir ve beğeniyle karşılanıyor. Aksaray Belediyesi kent genelinde altyapısı tamamlanan bölgelerde bir yandan asfalt serimi, bakım ve onarım çalışmalarını devam ettirirken diğer taraftan da asfalt çalışmaları öncesinde zemin iyileştirme ve asfalt altyapı hazırlıklarını kapsamlı bir şekilde sürdürüyor. Belediye ekiplerinin çalışmalar kapsamında bu seferki durağı Büyükbölcek Mahallesi Cumartesi Semt Pazarı yanı. Aksaray Belediyesi ekipleri Büyükbölcek Mahallesi Cumartesi Semt Pazarı yanında altyapı sistemlerinde kontrol, üst yapıda yenileme, tadilat, yapı, yol ve birçok alanda çalışma başlattı. Çalışmalar hızla devam ediyor. Aksaray Belediyesi'nin dar gelirli kadınların ekonomik hayata katılımlarını arttırmaya ve girişimciliklerini desteklemeye yönelik hayata geçirdiği Hanım Eli El Emeği Pazarı her geçen gün yeni girişimci kadınların katılımıyla kurulmaya devam ediyor. Aksaray Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi projesi kapsamında Mart ayında Cumartesi Semt Pazarı pazar alanında kurulmaya başlayan Hanım Eli El Emeği Ürünleri Pazarı, ev yapımı gıdadan birbirinden farklı el işlerine yeni esnaf kadınlarla büyüyerek her geçen gün daha fazla kadına iş olanağı sunuyor. Aksaray Belediyesi'nin verdiği eğitimler ve danışmanlık faaliyetleri sayesinde dayanışma duygularıyla ürünlerini güvenilir bir ortamda müşteriyle buluşturma imkanı bulan üretici kadınlar emeklerini kazanca dönüştürüyor. Hanım Eli El Emeği Ürünleri Pazarı her hafta çarşamba günü, cumartesi Semt Pazarı pazar alanında kurulmaya devam ediyor. Girişimci ve emekçi kadınlar her hafta çarşamba günü kurulan Hanım Eli Pazarı'nda kendi ürettikleri aksesuar, giyim, ev tekstili, takı, gıda, oyuncak gibi çeşitli ürünleri satışa sunuyor. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından desteklenen 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarları kapsamında Hacı Kerim Yardımlı İmam Hatip Ortaokulu Bilim Fuarı sergisini açtı. 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı sergisiyle birlikte yıl sonu etkinlikleri düzenleyen öğrenciler gösterilerde koca bir yılın stresini attı. Hacı Kerim Yardımlı İmam Hatip Ortaokulu yıl sonu etkinlikleri kapsamında 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı sergisi ve kermes düzenledi. Açılışını İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, Aksaray Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Murat Günaydın, Okul Müdürü Turhan Akkurt'un gerçekleştirdiği bilim fuarında en dikkat çeken proje Esra Nur Bakar tarafından hazırlanan madde bağımlılığı konulu proje oldu. Öncelikle hoş geldiniz. Adım Esra Nur Bakar. Projemizin adı madde bağımlılığı. Konusu madde bağımlılığı hakkında toplumda bilinç uyandırmak. Bazı belirtiler madde bağımlılığı belirtisi olabilir. Okula devamsızlığın artması, arkadaş çevresi ya da daha fazla vakit geçirmek istemesi, evde tek başına kalmak istemesi gibi. Bunlar da bağımlılıkla ilgili haberlerimiz. Alkol alma yaşı 11'e düştü. Bağımlılık döngüsü, başlama döngüsü. Sosyal medyanın aşırı depresyonu yol açması. Bu da ironi haberimiz. Alkollü kaza yapması. Alkollü kadın sürücü Ankara'yı birbirine kattı. Alkolün kazaları yol açması gibi. Burada yine
uyuşturucu ile ilgili haberlerimiz var. Annesi bağımlı olduğu için bebeği de uyuşturucu bağımlısı doğuyor. Bu da alkol almadan önce, aldıktan sonraki görüntüler. Aynı şekilde bu da. Bu da aynı şekilde bir cinayet vakası. Okullara bile sızmış olması uyuşturucunun. Kazalara yol açması, hırsızlığa yol açması, maddi şeylere yol açması. Bu kadar. Bir de deneyimiz var, sigara deneyimiz. En masum görünen sigaranın bile içindeki dumanın ne kadar zararlı olduğu ile ilgili bir deney. En az bu kadar. İçindekiler. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda düzenlenen 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı Destekleme Programı kapsamında 23 projeyle sergi açan Hacı Kerim Yardımlı İmam Hatip Ortaokulu'nda projeler yarıştı. Okul Müdürü Turhan Akkurt çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Allah'ın izniyle bu sene 3.sünü düzenliyoruz. Her yıl kendimizi geliştirerek programımızı icra ediyoruz. Bu yılda yaklaşık 3 tane eser içerisinden komisyon üyelerimizin incelemesi sonucu 23 tane eserimiz sergiye layık görüldü. Burada birbirinden güzel araştırma projeleri beğeniye sunuldu. Birçoğu uzun süre içerisinde öğrencilerimizin hem sahada hem mutfakta yaptıkları incelemeler sonucu ortaya çıktı. Bu projenin birçoğu bir probleme dayalı projeler. Bilim Fuarı sergisinin bu yıl hazırlanan çalışmalar arasında en dikkat çeken projesinin mimarı olan Esra Nur Bakar ve diğer öğrenciler ziyaretçilere projelerini tanıttı. Benim projemdeki amaç ülke ve evi sıcaklığı dengelemek ve fotosentez yaptığı için yeşillikler küresel ısınmayı da engellemek. Bunun için şöyle bir deney yaptım. İkisini 20 santigrat derecelik bir ısısı olan bir yerden 30 santigrat derecelik ısısı olan bir yere götürdüm. Bunun daha uzun sürede ısındığını gördüm. Bu daha çabuk ısınıyor. Yani evlerin çatısını böyle yaparsak yalıtım sağlamış oluyoruz. Zaten başka ülkelerde de kullanılıyormuş. Biz de bunu kendi ülkemize getirerek yalıtım sağlayabiliriz diye düşündüğüm için bu projeyi yaptım. Öğrenciler, okul idarecileri, veliler ve davetliler tarafından büyük ilgi gören Bilim Fuarı sergisi, yıl sonu etkinlikleri kapsamında düzenlenen gösterilerle sona erdi. Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından Şehitler Haftası kapsamında düzenlenen şehit ailelerine yönelik gezi programında Aksaray'a gelen şehit aileleri için onur yemeği düzenledi. Emniyet Genel Müdürlüğü Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'nın Şehitler Haftası kapsamında şehit ailelerine yönelik düzenlediği gezi programı kapsamında şehit ailelerinden oluşan kafile Aksaray'ı gezdi. Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü ev sahipliğinde ağırlanan şehit aileleri Aksaray'ın tarihi ve turistik yerlerini gezdi. Gezi programı sonrasında İl Emniyet Müdürlüğü şehit ailelerinden oluşan kafile onuruna akşam yemeği verdi. Yemeğe ev sahipliği yapan İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, eşi Reyhan Karabağ, Aksaray Valisi Aykut Pekmez'in eşi Yeşim Pekmez, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgın'ın eşi Hasibe Yazgı, Emniyet Genel Müdürü'nün eşi Arzu Gülveren, Aksaray Şehit Aileleri Koruma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hüseyin Koçak'la şehit aileleri ve çok sayıda davetli katıldı. Emniyet Genel Müdürü'nün eşi Arzu Gülveren ve İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, şehit aileleri adına programdan duydukları memnuniyeti dile getirerek düzenlenen gezi programında kendilerine desteğini esirgemeyen Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'ya emeği geçen herkese teşekkür ettiler. Şehitler Haftası kapsamında Şehitler Haftası'nı birlikte geçiren Emniyet Genel Müdürü'nün eşi Arzu Gülveren, şehit aileleri adına Vali Aykut Pekmez'in eşi Yeşim Pekmez ve Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgın'ın eşi Hasibe Yazgı'ya hediye takdim etti. Haberin doğru adresi Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'nde haberleri izlediniz. Bir sonraki haber bültenimizde tekrar görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.